direk vergi. Peki yani. bir şey söyleyeceğim. Bu Temmuz'da e, şey düzenlemesiyle birlikte ÖTV düzenlemesiyle birlikte eğer Cumhurbaşkanı o evet. şeyini kullanırsa, değil mi? Yani yapmaya da bilir ama e, 50 liraya doğru e, gideceği söyleniyor ya. Eee şey, Akaryakıtın akaryakıt. benzinin, litresinin. Evet. Valla bayramda ben kaç kişiden duydum. Gerçekten 50 lira olur mu? Gerçekten 50 lira olur mu? O zaman asla işte arabayı kullanmam. Aracı şeyin <laughs> önünde bırakırım, evin önünde bırakırım diye. Uğur Bey ne diyorsunuz? 50 liraya giden bir i̇nşallah, benzin. İnşallah, inşallah 150-250 lira olur. Niye öyle diyorsunuz? Neden biliyor musunuz? <laughs> Ertan Bey mesela kamu yarışması e, halkın hani tabiri canına tak etsin. Kafasına dank etsin. Yani bin lira olsun. Be. Yani bunu böyle bir şey olması lazım artık. Hala %30 otuz mesela dedi Ertan Bey. Görüyoruz zaten sandıkta. Yani daha ne yaparsam Senem Hanım siz mesela yeter diye bağırsınız bana. Ya da nasıl yani olmuyor ya. Yani bu ülkede bir şey var. Ne olursa olsun. Yani gökten meteor düşse olsun canın sağ olsun. O bizim başımızda olsun ne yeter ki ne olursa olsun diye. Bir yüzde otuz var. Bir de ona ilave yüz herkesler yüzde on on oldu mu zaten bu düştüğümüz girdap her geçen gün artıyor. Yani böyle ne bileyim canı çok acısın. Bir şey olsun ki Yeter misin? yeter, yeter, yeter demiyor. Bakın. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani canı çok acısı yeter desin halkın seçmen nezdinde söylüyorsunuz evet. özellikle e, bunu da oraya kadar acaba e, şimdi yine hani işte ben Ertan Aksu'ya sordum ya mesela son birkaç gündür Özgür Özel'de, Yalçın Karatepe'de bir dakika biz ekonomi programı hazırlamayacağız AKP'yle. Biz AKP'yle işbirliği yapmıyoruz. Biz 22 yıllık enkaza ortak olmuyoruz vurgusunu çok sık e, görüyoruz Dur. ya ya da ne bileyim erken seçim tartışmaları İstiyor mu istemiyor mu mesela CHP niye istemiyor hani niye hani sokağa bakarım ifadesini kullanıyor e, sonuçta diyorlar ki siyasi bir aklımız var kandırılacağımız nereden çıktı pek çok yorumdan yola çıkarak bunu söylüyorlar o noktada hani e, Seçmenin canı acımadan önce sizce muhalefet ve özellikle de CHP açısından soruyorum. Artık bu aşamadan sonra mesela yarınki görüşmeden sonra ne yapmalı? Önce o soruya geleceğim. Tamam. İyi ki ama birkaç tane şeyi söyleyeceğim. Tamam tabii ki. Hep aynı şeyi söylüyorum. San, Sayın Oğuz Hayan da bu işin uzmanı. Diğer kıymetli meslektaşlarım burada bulunan, hazırın. Benden daha iyi bilenler. Ben biraz şimdi yine diyorum bu bir sınıf meselesi. Yani kimden yanasın kardeş? Halktan yana mı? Mutlu yana mı? Şimdi bakın benim medya falan olacak param yok. Hiç vallahi yok billahi yok. Ama bir diyorum yandaşım ya diyorum ki Ziraat Bankası sen çiftçiyi desteklemek amacıyla kuruldun. Halka tarımla bir ürün üreterek destek vermek için çiftçiye kuruldun. Ama ben bana 750 milyon dolar ver ben bununla Gazete, televizyon satın alacağım diyorum. Ya da golf sahası. Ya da golf sahası. O da diyor ki, tamam sen patates yetiştirmeyeceksen ben sana vereyim diyor. 750 milyon dolar veriyor mesela. Sonra parayı alıyorum. Sonra da o şirkete şirketin mallarını şeylerini sonra tekrar aynı yere bankaya veriyorum. Ben çıkıyorum banka kalıyor. 750 görev zararı yazıyor. 750 milyon dolar görev zararı. Görev zararı ne demek? Ben ekonomist değilim ama şunu biliyorum halk olarak. Aslında kamunun zararı demek. Kamunun zararını kim finanse ediyor? Ben finanse ediyorum. Ben, ben. Yani ben. bu kamu bankalarının görev zararı gerçekten de didiklenmeli. Siz ve... Ertan, Oğuz, Oğuz Bey biz finanse ediyoruz. Milyonlar finanse ediyor. Birileri de ağa paşa gibi yaşamaya yalılarda orada burada devam ediyor. Ya da diyorum ki vallahi ben mafyayım. Hani asarım keserim e, Yandaşım da birilerine yaklaşmışım Böyle zamanında işte TRT önlerinde falan gözükmüşüm birilerinin yanında Aa Halkın Bankası Halk Bankası bakın burada söylüyorum da ya Söylüyorum Ben gitsem bana 10 bin lira vermez 50 dereden su getirtir benden Aa birilerine Milyonlarca lira kredi veriyorlar Şimdi bu iş Nereye geldiğini böyle çarpıcı olsun diyorsun Senem Hanım e ee, ben size bir şey söyleyeyim mi? Onu evet. ben not almıştım. Ee, bu yurt dışı e, şeyle ilgili olarak Namık Tan'ın e, bir ifadesi vardı ama şimdi notlarım arasında değil. O işte demir öğrenlere verilen 3000 lira üzerinden elde edilmesi evet. e, beklenen gelir var ya evet. 3000 lira üzerinden e, pulun demir öğrenlere verilen Ziraat Bankası'nın kredisi kadar. Evet. O ödenmeyen kredi Tabii. kadar. Şimdi bakın ben size birkaç şey söyleyeceğim. Sonra mı kısma geleceğim. Unutursam hatırlatın. 350 milyon 938 bin lira teşvik. Değerli üstadlarım daha iyi izah ederler. Bu teşviğin içinde gümrük vergisi muafiyeti var. KDV istisnası var. Vergi indirimi var. Bir firmaya Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden birine 350 milyon 938 bin lira teşvik verildi daha yeni bu ay. Tamam mı? bu, bu birçok. Bir başka tekstil firmasına 101 milyon. Say saya bildiğin kadar. Ya vatandaş şu anda bankaya gidip 10 bin lira kredi almak için hani tövbe bir canlı vermediği kalıyor. onda vermiyorlar zaten. Şimdi siyaset yine aynı şeyi söylüyorum. %30 desteğinde arkasında hep gördüğü için işte o canlı hala ne olursa olsun tak etmeyen o %30. Suçlamıyorum. Demek ki direnci fazlaymış. Hani kimisinin direnci 10 yumrukta devrilir, kimi bir yumrukta devrilir. Onlar belki 100 yumrukta devriliyor. Hala bu zihniyete, bu tercihe gidiyor oy veriyor. Yapacak bir şey yok. İşte onun için ben de bekliyorum şimdi. Diyorum ki ben akıllandım, sen akıllandın, o akıllandı ama ya biraz bunlar hızlı akıllansa bu arada da canımı sıkmaya, acıtmaya devam ediyorlar. Burada söylemek istedikleriniz varsa lütfen girin oraya yani, yani. Yok, yok, karşılıklı bu. konuşabiliriz. Şimdi sizin Sorduğunu soruyor. Özgür Özel ve ekibi karşısındakinin kim olduğunu bilecek kadar akıllı insanlar. Benden ben onlardan daha fazla akıllı değilim. Siyaseti de bilen insanlar. Diyalog olarak zaman zaman itiraz ettiğim yerlerde saklı kalmak kaydıyla gitsinler, konuşsunlar, tartışsınlar, izah etsinler. Memleket hayır neyse al kardeşim, bak benim fikrimi sen kullan. Yeter ki millet huzurlu mutlu olsun desinler. Bütün bunlara eyvallah. Ama şu anda Türkiye'de evet daha böyle hemen kimi bakıyorum medyada orada burada Twitter'da şu, ya hemen erken seçim isteyelim şu bu. Yani söyleseniz de sayısal gücünüz yok. Hani isteyelim ama daha öyle bir imkan da yok. Mesele şuraya geliyor sen Hanım. Ben tabii sokaktaki sıradan bir vatandaş olarak kahve gezen, sokakta pazarda yürüyüp gezen bir insan olarak. Halk şu anda hani tabiri caizse e, neyin ne olduğunu anladı. yüzde %30'u anladı anlamadı ama yüzde %70'i en azından anladı. Fakat mevcut siyasal sistem seçim kanunu e, şapkadan tavşan çıkmasına son derece yıllardır müsait olduğu için ancak %50 artı biri yan yana getirip de iktidar değiştirmek kanunları yeniden yapabilmek imkanları mevcut e, hali hazırda olduğu için bir müddet daha buna tahammül edecek.